Ay kolonya yok mu bu evde? Kolonya hemen getiriyorum. Ya Mustafa çıkar şunları evimden ya. Ben şimdi yazacağım seni tahta kuzu. Sakin Şevket amca. Baba rahat dur. Ay. Bana bak başımıza açtığın dertler yetmiyormuş gibi bir de bunu yapma. Rahat dur bu akşam. Gel Mahmut gel. Üstünü değiştirelim ben anlatacağım kardeşim. İkiniz hiçbir yere kıpırdamıyorsunuz tamam mı? Yeter artık başımıza açtıklarınız. Bu gece de bu kaçak olayı son buluyor. Yavrum su getir. Getiriyorum hemen. Anne kendine gel ne olur. Anne. Hadi babaanne. Sultanım. Ulan dur ne yapıyorsun ya? Ne çekişliyorsun be kadın dur. Şevket yürü bizi içeri tıkacaklar kaçalım. Ha dur bakın da burada bunlar bir takım dolaplar çeviriyor. Bunu anlamadan hiçbir yere gitmiyorsun anladın mı? Ya Şevket saçmalama atlayalım şu salak motora da kaçalım. Ha bu halde mi motor atlayacaksın? Ulan benim her şeyim içeride de o salak motor anahtarı da içeride. Tamam yürü o zaman. Dur ne? Şuraya dur. Saklanalım dur, yürü. Dur sana çekme dur çekme. Babaanneciğim ne olur hadi kendine gel. Ver ya. Fatih. Babam anne. Ya kaldırmamız lazım. Kaçmışlar inanamıyorum. Ya Fatih bu ikisi nereye gider? Ne alakası var ikisinin birbiriyle? Ben hiç anlamıyorum ya. Ne bileyim ben. Hiç hareket etmiyorum. Sultanım. Necim. Ne oldu? Babaanneciğim hadi kendine gel. Böyle olmasa sahneye götürmemiz lazım. Yardım et Fatih. Tamam. Yavaş. Yavaş anneciğim. Yavaş. Ay kendine geliyor. Anne. Hareket ediyor. Anne. Babaanne. Ay çok şükür. Fatih. Ne oldu bana? Bayıldın babaanneciğim. Şimdi seni hastaneye götüreceğiz ama önce kucağıma almam gerekiyor. Gerek yok. Anneciğim. Evime götür beni. Dur anne. Dur. Ani kalkma anne gideceğiz. Dur. Gideceğiz. Dur. Ani kalkma dur. Sultanım. Evime götür. Ya bırak beni Mustafa. Kendi evimde niye saklanıyorsam. Yenge, Fatih. Biri bana burada ne olduğunu açıklasın lütfen. Aslında bize açıklama yapmanız lazım da Fatih sırası değil şimdi. Her şeyi açıklayacağız. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Fehmi. Evime götür beni. Tamam anne. Yavaşça kalkacaksın. Evime götür. Baba sen ver, arabayı ben kullanırım. Tamam hadi. Hadi be! Ne var Mustafa? Efendim bu Mahmut'u ne yapayım? Allah onun cezasını. Hadi Bey, siz daha iyi bilirsiniz ama bunu burada saklamak pek iyi fikir değil galiba. Ne yapalım Mustafa? Ne yapalım? Ben doğru soruyorum efendim, ne yapalım? Hadi Fatih sallanma çabuk ol. At arabaya dolaştır. Oyala moyala işte bir şeyler yap. O iş bende efendim. Mahmut, gel kardeşim seninle dolaşacağız. Nereye? Şimdi bir şey diyeceğim Mahmut ama neyse gidince görürsün kardeşim. Hadi gel. Bin hadi bin. Mukaddes. Ama senin şeker cüzdanlarına karıştın böyle ha? Ne bileyim ben Şevket. Vallahi bu şerif gitten her şey beklenir. Haydi bakalım. Bunlar gitti. Hadi gidelim. Gidelim eve girin. Hadi. Tamam hadi. Hadi yürü. Koş. Delirdin mi Fatih sen? Niye dövüyorsun oğlum adamı? Haydut musun sen? Ay Fatih, ya ölseydi adam ne yapardık yavrum? Ben artık seni hiç tanıyamıyorum. Ha neyi tanıyamıyorsunuz yani? Adam sürekli karımın peşinde. En sonunda rahatsız ediyordu, tehdit ediyordu falan. Vurdum bir tane, ne yapayım? Başka çarem yoktu.
Oğlum insan yaptığı şeyin sonunu düşünmez mi hiç? Öyle de Gülsüm Hanım, Fatih ne yaptıysa ailesini korumak için yaptı. E tamam biliyorum ama yavrum. Hem Fehmi Bey siz olsanız aynısını yapmaz mıydınız? Ne olacak şimdi peki? Bir şey olmayacak işte, ben kimliğini bekleyeceğim, sonra posta alacağım, yurt dışına gidecek. Şu işe bak ya. Senin içinden bir Mustafa fışkırdı. Annen zaten guguk kuşu. Bir de bu yumuşak çıktı. Ah şamataya bak ya. Gerçi şimdi Mukaddes'in yaptıklarının yanında bu çocuğumunkünün esamesi okunmaz ama yani. Ya öyle deme Mukadder. Tehlikeli şeyler bunlar. Yani annemin olayla bizim olayın alakası yok, onu söyleyelim de. Evet evet hiç yok. Hem eminim onların da mantıklı bir açıklaması vardır. Zeynep'ciğim kusura bakma ama yani deli deliyi de iki dakikada buluyor yani. Dur. Bir biz bulamıyoruz. Fehmi çok rica ederim bir şeyler yap da bizi daha fazla rezil etmeden şu karını bul. Tamam anne bulacağım ama önce şu Mahmut meselesini halletmemiz lazım. O iş bende babacığım, ben halledeceğim onu, ya bir şey yok. Tabii yavrum halledeceksin, nasıl hallettiğini gördük. Ya işte herkesten uzak tutmak istedim, av köşküne götürdüm, yani ne yapsaydım? Neyse artık herkes her şeyi bildiğine göre bu oğlanı Şevket'in Mukaddes'in göremeyeceği bir yere bir an önce transfer etmemiz lazım. Evet ikisi de çoktan görmüş oldu sonuçta. Senin bildiğin bir yer var mı baba? Fatih, beni buraya niye getirdiniz? Kim bu insanlar? Bu güzel insanlar bizim ailemiz. Sen de evde kendilerini gördün zaten. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Fatih, sana iki sorum olacak. Birincisi, senin ailenin benim evimde ne işi vardı? İkincisi, benim senin ailenin evinde ne işim var? Şimdi Mahmut'cum şöyle oldu. Senin yaptığın kazadan benim ailemin haberi vardı. Ondan sonra demişler ki, ya bir çocuğa bir geçmiş olsun dilemek dedim. Sonra evine gelmişler. Görmüşler ki böyle tek tek ezik ezik oturuyorsun. Sonra demişler ki yani olmaz öyle evde tek başına hasta hasta falan filan, gelsin bizde kalsın. Bize söylediler işte, biz yengenle karar verdik. Sonra Mustafa geldi seni aldı değil mi baba? Haklısın oğlum, ben de Demirdeve'nin hınkçıyıcısıyım. Ya siz öyle hasta olunca bizim de içimiz rahat etmedi. Artık size biz bakacağız. Fatih şu anda bak herkesi kendimiz gibi yalancı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok iyi insanlarsınız. Zaten oğlunuzla gelininizden o kadar belliydi ki. Gerçekten sağ olun. Bir gün bu iyiliğinizi mutlaka karşılıksız bırakmayacağım. Ay hiç gerekmez. Eksik olun yeter. Fatih peki o bornozlu amca ile bornozlu teyze kimdi? Onlar deli. Akıl hastasından kaçmışlar. Biz de tanımıyoruz. Aa. Bu teyze o teyze değil mi? Ay yok canım. Gel ben sana odanı göstereyim kardeşim. Ha Mustafa'cığım. Mahmud'umuz yorgundur. Sen git güzelce dinlensin etsin. Hadi ona yolunu göster hadi. Ya bir dakika Mustafa'cığım dur. Ne güzel burada sohbet ediyoruz. Kardeşim odada ikimiz ederiz. Hatta sen iste tavla bile oynarız. Hadi gel Mahmud'cığım. Peki, peki efendim. O zaman ben müsaadenizle iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler. İyi, iyi geceler, iyi geceler Mahmut. Ay. Aa, Şevket, biz yine niye buraya geldik? Ya ne edecektik, nereye gidecektik ki? Otele mi gidecektik yani? Aa, yok yok. Bütün otellerde beni tanıyorlar vallahi. Ben Mukaddes Şekercizadeyim ya, ondan. Yok, sen Zeynep'sin. Zeynep be, anla şunun adını. Zaten bugün gördüm, cinlerim iyice tepeme çıktı. Sen ne biçim konuşuyorsun? O benim kızımdır da. Aa, senin kızınsa kızım, benim de gelin. İstediğim gibi konuşurum. Bana bak, bizi burada bulmazlar değil mi? Yok, bulmazlar. Benim kanki yattı ya. Başka. Allah.
Kabus kabus. Aşkım Ertan'ı sizin eve bıraktık da ben hiç rahat değilim. O herif bizden uzak olsun da ne olursa olsun. Ne bileyim en azından burada gözümüzün önünde. Ya ben artık o herifi karımın oğlumun yanında istemiyorum. Hepsi o. Ya orada başına bir iş açarsa? Hayatım zaten çok fazla kalmayacak ya. Ben onu yollatacağım. Şu kimlik işlemlerini bir halledeyim. Ya bir de sizinkilerin derdi yetmiyormuş gibi. Ertan'ı bıraktık onlara öyle. Orası biraz öyle oldu ama. Yani babamı da duydun sonuçta yani. Tek başımıza halledebileceğimiz bir problem değil bu. Ben hiç anlamıyorum işler nasıl buraya geldi. Ya daha Ertan meselesini çözemeden annenle babam çıktı karşımıza falan. Ne oluyor ya? Ya bir de o var. Onlar nasıl bir araya gelmişler? Hiçbir fikrim yok. Ve gerçekten yani düşünemiyorum bile nasıl olabileceğini. Tamam bugün düşünmeyelim. Bu gece düşünmeyelim. Yarın düşünürüz. Hadi yatalım artık. Sen en azından uyku çek ya. Ayfer, sana bir şey diyeceğim ama sakın gülme oldu mu? Söyle bakalım Yadigar ne diyeceğim? Bana öyle gelik. Ben de Mukaddes Hanım gibi ufaktan ufaktan ha bu kafayı oynatıyorum. Ben zaten sen bu evde bunca zaman nasıl sıyırmadın ona şaşayım Yadigar. Bu kadar velvelerin arasında. E nasıl anladın sıyırdığını? Ayfer. Ben dün gece abimi gördüm. Ama bir göründü bir kayboldu. Yani hayal miydi, gerçek miydi? Yanında bir hanım, Mukaddes Hanım gibi sanki. Acaba mı öyle geldi? Ben bir doktora mı görünsem, ne etsem? İkisini bir gördün ha mi? Bilmiyorum Ayfer. Kız Yadigar. Sen hazır Şevket abi gelmişken niye söylemeyin ki? Abi bak bu darbeli Ayfer'i senden isteyecek. Sen eve ne zaman geleceğin diye. Ula Ayfer. Ne diyeyim Yadigar? Benim de yaşım geçiyor. Bir an önce bitsin şu isteme olaylar diyeyim ya. Sen kudurdun başımıza dur bakalım. Kudurdun ya. Ne edeceğiz sonra? Günaydın hanımlar. Günaydın yenge. Hayırdır ne kaynatıyorsunuz? Ha bu hanımın kuduruklularını, azgınlıklarını konuşayırık. Bak ya. Kız ne alakası var? Ben adet yerini bulsun diye söyleyeyim Yadigar ya. Şimdi karı da beni yanlış anlayacak. Tövbe tövbe. Ayşe. Konu nereden nereye geldi? Bak şimdi Meryem abla. Dün akşam bu karı Şevket abiyi görmüş. Ben de buna dedim ki madem sen hazır Şevket abiyi görmüşken niye demedin ki darbeli gelip seni Ayfer'den isteyecek? Abi sen bu eve ne zaman geleceksin diye. Haksız mıyım ben Meryem abla şimdi? Bunun kudruklukla ne alakası var? Haksızsan haksızsın da abla ya. Şevket mi geldi dün akşam? Yenge işte orası muamma benim kafamın içinde mi geldi mi? Nasıl yani? Ben... Aman ben sana çay dökeyim dur. Ay yok yok yok. Ben dökerim. Tamam. Kuduruk. Biraz daha çay alır mısınız Mahmut Bey? Lütfen. Gece rahat uyudunuz mu Mahmut Bey? Aa, inanılmaz rahat uyudum. Hakikaten size çok teşekkür ederim. Beni o kadar iyi ağırladınız ki. Çok sağ olun. Ah, rica ederiz Mahmut Bey. Mahmut Bey, omlet çok güzel. Biraz daha almaz mısınız Mahmut Bey? Aldım, çok teşekkür ederim. Ben biraz dışarı çıkayım diyorum. Alışverişe. Ne alışverişi ayol? Üstüme başıma bir şeyler almam lazım. Aa, yok 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 hiç gerek yok Mahmut Bey. Bizim Mustafa sizin boyunuzun ölçüsünü bir güzel alır. Ne gerekiyorsa getirir. Mahmut Bey. Hmm, öyle mi diyorsunuz? Hı hı hı. Mustafa dışarıda mı şu an? Buralardadır Mahmut Bey. O zaman ben müsaadenizle kalkayım da hemen söyleyeyim Mustafa'ya bana bir şeyler baksın. Çünkü banyo yapacağım. Hani çıkınca bir daha bu kıyafetleri giymeyeyim istiyorum. İsabet olur Mahmut Bey. Size afiyet olsun. Afiyet olsun Mahmut Bey. Teşekkürler. Bu adamla aynı çatı altında olmaktan hiç hoşlanmıyorum Fehmi. Ha ben bayılıyorum anneciğim. Bu herif bir biçimde hafızası yerine gelir de konuşursa Fatih'in başına maazallah büyük dertler açılır. Hapse bile girebilir. O yüzden katlanacağız bir süre anne.
Katlanırız canım. Ne yapalım? Siz merak etmeyin, ben onu oyalarım. Sağ ol Mukadder'cim. Sen de bir an önce Mukadder'si bul Fehmi. Tamam anne, bulurum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen de gözünü bu adamdan hiç ayırma Mukadder. Merak etmeyin sultanım. Siz sakin olun, içinizi ferah tutun. Tutamıyorum ki. Her an bir şey hatırlayacak diye diken üzerinde oturuyorum canım. Hatırlamaz inşallah. İnşallah. Neyse. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Cango. Abi gelsin, tay tay yapalım. Peynir yer misin aşkım? Cango. Evet, 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 evet. Ah, harikasın aşkım. Allah Allah. Bu adam açmış mı, kapamış mı? Şevket! 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 Şevket ne oluyor burada? Ha? Kim bu kadın? Saçını başını yalayacağım senin. Kadde sana. Ay basıldı ki. Meryem, senin burada ne işin var da? Ne işin var senin bu kadınla? Dur ya, dur da ben anlatacağım. Neresi burası? Ben ne zaman geldim burası? Neresi burası? Ya bunu bana mı soruyorsun Mukaddes Hanım? Sizin ikinizin ne işi var ha? Siz ne işler çeviriyorsunuz? Ya dur be yer, dur ben anlatacağım sana ya. Ha, Fatih. Tarif ettiğin yeri buldum galiba. Abi kadın kafayı bulmuş. Biraz. Zaten delidir kendisi. Kafayı da çekince hafif sarhoş olmuş. Ha, kendisi bana geldi. Ben de onu hani böyle saklayayım diye falan. Ama ben unuttum. Ben yani bunu hatırlamıyorum. Ben ya. Ya ne diyorsun sen Şevket ya? Ya ne diyeceğim? Hatırlamıyorum diyorum. Meryem Hanım. Ömür Bey. Şevket. Ben mi? Mukaddes. Ben mi? Yüzünüz lan siz burada. Görmüyor musun lan? Saklanıyoruz. Saklanıyoruz. Oo, bir yastıkla kocayım bari. Lan böyle mi saklanılır? Ha, bir de kaçıyorsun. Kimden kaçıyorsun Mukaddes? Bizden mi? Ya siz bizden niye kaçıyorsunuz? Hem kaçarken ikiniz bir araya nasıl geldiniz? Orası mukadder. Allah Fehmi Bey, ben de hiçbir şey anlamadım bu işten. Ha, ben de anlamadım ama düşünürsem beyin devrelerim yanacak. Ha, bir şey var. Artık çizmeyi açtın mukaddes. Fehmi bana ne yapacağım? Geldiğin yere göndereceğim mukaddes. Şevket. Sen de bu işin hesabını vereceksin şimdi. Bunlar bizi içeri tıkacaklar. Ne çocuk? Kaçacağız. Haydi bakalım. Evet. Haydi. Lan gözüne! Ya Fehmi Bey, Allah aşkınıza söyleyin ya. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ama bir tek şey biliyorum. Mukaddes'le ilk karşılaşmamız pek barışçı olmayacak. Ben de Şevket için aynı şeyleri düşünüyorum Fethullah. Buyurun Meryem Hanım. Sizi istediğiniz yere bırakayım. Teşekkür ederim. Aman teyzeciğim, gözünüzün önünden ayırmayın. Ha, bir şeyler hatırlamaya başlarsa sen Mustafa'ya söyle. O ne yapacağını bilir. Tamam teyzeciğim, görüşürüz. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Ne yapıyormuş Artan? Teyzemle çay içiyorlarmış. Allah Allah. Bayağı alışmışlar o zaman birbirlerine.
Ya teyzem yedi krallıkla barışıktır. O bin bir yolunu bulmuştur Ertan oyalamak için. Peki teyzen Ertan'ı oyalarken biz de acaba onu yollamanın planlarını yapsak? Ben halledeceğim hayatım, merak etme. Niye bu kadar uzun sürüyor aşkım? Yani işte kimlik çıktı da pasaport biraz uzadı ama sabret. Vallahi ben çok geriliyorum Fatih ya. Yani sürekli aklımda bu var, çalışamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hayatım sen bunları düşünme, ben halledeceğim diyorum. Nasıl düşünmeyeyim Fatih ya? Annenle babamdan haber var mı? Var, kaçaklar hala. Üstelik daha kötü bir haber var. Annenle baban, annemle babamı tamirhanede basmışlar. Ne? Hem de çok uygunsuz bir pozisyonda. Hadi ne diyorsun sen ya? Dur tamam, şey yapma. Yani yanlış anlaşılma olmuş tabii ki de. İyiler yani, kaçaklar hala ve çok profesyoneller. Ya gerçekten anlamıyorum yani. Bu ikiliyi ben asla çözemiyorum. Her şeyi anlarım, bunları anlayamıyorum. Başlarına bir iş açacaklar yine, öf. Başlarına iş açılır mı hiç hayatım ya? Akşamki performanslarını görmedin galiba. Gayet profesyonelce bir ekip havasında her şeyin altından kalkmasını bildiler. Bravo onlara, aferin vallahi. Hayatım, sen çocuklarımıza odaklan. Bak ben sana ne diyorum? Senin stresten, sıkıntıdan, her şeyden uzak durman gerekiyor, tamam? Ne oldu? Ne oldu, gaz mı? Gaz mı? Sal gitsin. Ne? Zeynep! Ambulans çağır! Ambulans çağır! Zeynep! Ambulans çağır! Zeynep! Tamam, ambulans geliyor. Ambulans geliyor. İyi misin? Zeynep, niye kapıyorsun kapıyı? Zeynep, ben de geleyim. Hayatım, iyi misin? Allah'ım yarabbim, telefonu unuttuk. Zeynep, ses ver, iyi misin? Tamam, iyi misin yani? Zeynep? İyi misin? İyiyim aşkım, iyiyim. Gerek yok ambulansa falan Fatih. Ne oldu peki? Aşkım ne oldu? Bunları konuştuk ya. Normal bulantılar bunlar. Olacak böyle. Sakin olman lazım. Ya ben çok korktum hayatım. Sen öyle böğürünce çocuk ağzından çıkacak sandım. Fatih saçmalama. Vallahi bak sen böyle gidersin çocuk doğana kadar panik atak olacaksın. Sakin ol biraz. Olamam hayatım sakin. Yani çocuklarım söz konusuyken sakin olamıyorum. Ha, şimdi ne laf sokacak acaba? Affedersiniz. Sen ne yaptın bu kıza? Hiç. Ey, içerisinde fena kokuyordu. Güner. Yavrum nerede o Mahmut? Hangi Mahmut? Ayol vardı ya içeride bizimle oturan. Ha, o Mahmut. Biraz önce buradaydı, çıktı. Nasıl çıktı? Niye izin veriyorsun kızım sen? Biz ne diyeceğiz şimdi çocuklara? Bir adama sahip olamadık. Merak etmeyin Mukadder Hanımcığım. Dışarı çıkmadı, hala evde. Yüreğime iniyordu. Nerede? Django! Ay! Siz burada mıydınız Mahmut Bey? Ah yandım. Gözüm. Ay, bebeğim ben Django'yu arıyordum da. Ay özür dilerim. Şu tası verin lütfen. Kör oldum ya. Ben verin, yardım edeyim ben size. Ay ne olur çok özür dilerim. Buyurun. Ay affedersiniz. Yok, sağ yapın siz. Nerede bu? Öne gidin. Ay tövbe, ben yardım edeyim. Aman kör falan olmayın. Aa! Yandım, çok sıcak bu. Ay yandı. Affedersiniz. Ben buyurun. Aa, oldum. Ay ama bir karar verin. Bir yandım diyorsunuz, bir dondum diyorsunuz. Ben bilemedim, buyurun. Ya kör oldum resmen. Ya Mukadder Hanım, ben size bana tası verin dedim, üzerime su atın demedim ki ya. Siz bulamayınca ben çok özür dilerim sizden. Of, yani var ya bir hamam keyfi yapayım dedim. Çok sağ olun valla, sayenizde. Affedersiniz, ne yapsam da ben kendimi affettirsem acaba? Yoruldum, yeter artık. Hmm.
Biraz dinlenin Mukadder Hanım siz de. Ay yok yok. Gerçekten çok yoruldum. Şu sırtımı da biraz yaparsanız çok iyi olacak. Tamam ama ondan sonra yeter, bırakalım. Çok yoruldum. Tamam. Vallahi hayatımda sizin kadar güzel kese yapanını görmedim. Allah sizden razı olsun. Ay rica ederim, deli misin? Benim yaptıklarımın yanında bu ne ki? Aman, aman. Acımıyor değil mi artık? Yok yok, sayenizde vallahi o kadar iyi oldu ki sırtım, ağrılarım hepsi iyileşti. İyi o zaman, benden bu kadar, daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Gidip Cengu'yu arayayım. Tamam. Keyifli saatler. Teşekkür ederim. Ay Şevko, şu düştüğüm halleri görüyor musun? Ay ben ki yani koskoca mukaddes şekercizade 15 odalı malikanede yediğim önümde, yemediğim arkamda. Şu halime bak şimdi, olacak şey mi ya? Ben kuru simit kemiriyorum. Ulan sen bu simiti bulduğuna şükret de. Yok yok, bu böyle olmayacak. Şevko, diyorum ki yurt dışına mı kaçsak? Yok, ben hiçbir yere kaçamam. Benim burada yapacak işim var. Ne işin var ayol? Aa, bütün gün o dükkanda malak gibi yatıyorsun. Ulan bana bak, asıl sen bütün gün öyle cır 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 sabahtan akşama konuşup benim beynimi şey ediyorsun da. Yok, ben daha artanı bulacağım. Ay ne tesadüf. Ay ben de bulacağım bir Ertan'ı. Ya senin ne işin var Ertan'la? O Ertan'ı bulacağım, yakasına yapışacağım ve ona diyeceğim ki... Aa salak mukaddes, ne yapıyorsun sen? Resmen Zeynep'ten kurtulma planını kızıp babasını anlatacaktın. Diyeceğim ki ona... Ertan... söyle bakayım, sen benim av köşkümde ne işin var daha, sen ne planlar çeviriyorsun bakayım? Ha diyeceğim. Sen ne yapacaksın Ertan'ı? Öldüreceğim. Derune, en derune. Olmaz olmaz, o zaman benim planlarım bütün suya düşer. Ne demek benim planım suya düşer? Şimdi sen Ertan'ı öldürmeye kalkarsan eğer başın belaya girer. Seninle biz kader birliği yaptık ya, yani birlikte kaçıyoruz ya. Senin başın belaya girince o zaman benim başım da belaya girer. Yok. Ben bu işi tek başıma yapacağım. Anladın mı? Hem eğer yakalanırsam da seni satmayacağım. Oldu mu? Şevko nereye? Ben gidiyorum Mukaddes Hanım. Bundan böyle yollarımız ayrılıyor. Haydi oğlum, sen de nereye istiyorsan oraya gider. Tamam mı? Sana bayılmıyorum zaten ama dur ya, biz kader birliği yaptık ya. Yok, kader birliği filan yapmadık. Herkesin kaderi kendine. Tamam, hadi bay bay, bay bay. Aman çok meraklıydım sanki ben sana ya. Bay bay, güle güle, güle güle. Sanki sana muhtacım ben. Şuna bak, şuna sevimsiz. İç şunu hayatım. Fatih, iyiyim diyorum. İç şunu hayatım. Aşkım, bu bir mide bulantısıydı. Gayet normal bir şey, daha olacak bunlardan. Bana hasta muamelesi yapma. Ya iç. İçeceğim ama sonra çalışmaya gidiyorum. Hayır, çalışmak falan yok. Bugün gözümün önünden ayrılmayacaksın. Allah'ım bana sabır. Allah Allah, sus. Patron benim. Benim sözümü dinle azıcık. Çocuklar. Teyze. Yavrum. Sen niye evde Mahmut'un yanında değilsin? Babana bıraktım, geldim çocuğum. Niye? Çünkü sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Mevzu ne? Ertan. Yani Mahmut. Yani Ertan. Ki kötü bir şey yok değil mi? Aksine çok iyi bir şey oldu. Ben sizi kurtarmanın yolunu buldum. Nasıl yani? Şimdi siz Ertan'ı verin bana, alayım gideyim. Neyi be? Nereye gidiyorsun teyze? Yavrum alacağım, çok uzaklara götüreceğim. Cengo ile oynarlar, ona da abilik eder. Siz de mutlu mesut yaşarsınız. Allah.
Allah'ım benim anne tarafı niye böyle? Ne diyorsun? Hayır diyorum teyze tabii ki. Aslında fena bir... Zeynep. Niye çocuğum? Hayır teyzeciğim. Çünkü seni tehlikeye atamam. Hayır, kapanmıştır konu. Aman sizinle de konuşulmaz. Kalk Cango. Lan kör bunlar. Ne güzel plan yapmıştık. Efendim Fatih Bey. Mustafa. O Ertan'ı, Ertan malını alıyorsun. Buraya getiriyorsun şirkete. Derhal efendim. Tamam. Fatih sen ne yaptın? Ne yapayım hayatım? En azından gözümüzün önünde olsun yani. Teyzem baksana bizi koruyacağım diye alıp götürecek. Tehlikelere sokacak başını. Ya Mustafa nereye gidiyoruz? Ne güzel sohbet ediyorduk içeride. Fatih Bey öyle istedim de ondan Mahmut'cum. Ben kullanabilir miyim? Bin hadi Mahmut. Kullanayım ya. Hadi kardeşim. Benzemeye başladım. Hayaller görüyorum ben. Yok delirdim. Selam. Tatlım. Babacığım. Canım hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk babacığım. Senin bir bakayım sana. Neyin var kızım? Ucube görmüş gibisin. Yok babacığım iyiyim ben. Annemden bir haber var mı? Annenin yaptıklarını bir bilsen Selin'ciğim. Ne oldu? Yine ne yaptı? Vallahi kızım özetle söylemek gerekirse annen Şevket'le kaçtı. Ne? Nasıl? Valla nasıl yolları kesişti, nasıl bir araya geldiler bilmiyorum ama... ...şu anda annen Şevket'le kaçıyor. Ay inanamıyorum. Bizi rezil etti. Ama ben biliyorum yapacağımı onu. Görürsünüz. Sen onu bulamadın ama... ...ben bulacağım Fehmi. Dayım kaçıyor. Annem onların peşinde. Allah'ım sen bizi koru. Tülay! 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 Ay Tülay! Pardon bana mı seslendiniz? Ay tatlım sen beni tanımadın mı baksana. Ay inanmıyorum ya. Bu ne kılık böyle? Vallahi zor tanıtım. Ay neyse canım. Sonuçta tanıdın ya ona bak. Mukaddes sen neler yapıyorsun? Neredesin? Vallahi hakkında acayip şeyler konuşuyorlar. Bak benden söylemesin. Dilim varmıyor ama senin için delirdi diyorlar. Ne delisi ayol? Aa, onlar kendilerine baksınlar benden daha deliler. Ay neyse şimdi sinirimi bozmayacağım canım. Ay Tülay'cığım, ben sana bir şey söylemek için geldim canım. Ne söyleyeceksin? Ha canım, şimdi biz nereden baksan 20 yıllık arkadaşız değil mi? Hatta arkadaşlığı da geçtim yani dost sayılırız. Benim biraz başım sıkıştı da canım vallahi. Önce sen aklıma geldin biliyor musun ne enteresan. Canım dostum benim. Bana biraz para versene. Ayol 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Koskoca, mukaddes, şekercizade benden borç para mı istiyormuş? Ne borcu ayol? Ne borcu? Senin bana borcun var ya konkerden bir yıldır vermedim versene para. Niye bankadan çekmiyorsun hayatım? Yoksa yakalanmaktan mı korkuyorsun? Ha? Aa, ayol niye yakalanmaktan korkayım? Kaçak mıyım da ben?
Kızım hem senin neden haberin olacak ki? Sen sadece magazin seyredersin, dinlersin. Allah Allah, ben körüm öyle mi? Bak bak, şurada ne yazıyor? Uzun süredir kendisinden haber alınamayan, yanda resmi olan şahsı gören, yerini bildiren insaniyet namına Gülsüm Şekercizade'ye aşağıdaki kontak numaralarından ulaşmalarını rica ediyoruz. Bulana, yerini bildirene 100.000 lira ödül verilecektir. Ay rezil oldum ayol, bunlar beni 7 taneyle rezil etmişler. Alacağın olsun Gülsüm Şekercizade, Allah cezanı versin senin. Eğer ben de sana bunun hesabını sormazsam, hay ayrıca ben 100.000 liralık kadın mıyım ayol? Benim ölüm 100.000 milyon, hem de euro eder. Ya mukaddesciğim, işte böyle. Benim için arkası semer gibi olmuş. Gitmiş de yağlarını aldırmış derken düşünecektin. Oh olmuş sana. Rezil ettin beni son Osmanlı, rezil ettin. Ben de seni huzur evine koymazsam, bana da mukaddes Şekercizade. Aa! Ayol her yerdeyim ben. Aa! Her yerdeyim. Ay çok da güzelim. Fatih. Bulantı mı geldi yine? Hayır hayır, bulantı falan değil. Ne oldu? Şunu görmen lazım. Ne? Açabilir miyim bir şey? Aç, ne oldu? Allah kahretmesin. Rezalet. Hayır, kendi başını belaya, başkalarını da başını belaya sokacak. Vallahi yakalansın. Yakalansın, kurtulalım yani. Öyle de Fatih, şimdi annen yakalandığı zaman babam da yakalanmış olacak. Ve bu ne demek biliyorsun. Babamı yine hapse atacaklar. Yok hayatım, yani reis babamın artık annemle takılacağını zannetmiyorum. Zaten o kadar süre nasıl bir arada durdular ona da şaşırdım. Bana götürsünler, koysunlar, kliniğe kapatsınlar. O zaman rahatlayacağım ben. Peki Ertan ne olacak o zaman? Annenle Ertan'ın asla bir arada olmaması gerekiyor. Yok tamam, olmayacaklar bir arada. Zaten Ertan da evde kalamaz artık. Nerede kalacak peki? Ben halledeceğim hayatım. Bir gelsin de şuraya bir bulacağım, düşüneceğim artık. Senin burada ne işin var şimdi? Ne? Sen hangi yüzden geldin oğlum buraya? Ne oluyor be? Sen kimsin kardeşim? Ne oluyor? Ulan bak adama bak, hala sen kimsin falan diyor. Bak senin... Ertan geldi. Orhan bilmiyor. Ya bak koş Fuat, koş. Mahmut bugün bizim misafirimiz. Bu kim Mustafa? Kankama geldim ben. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun dır dır dır? Lan ne Mahmut'un ne kankısı, hala bak kankam gene... Orhan öyle değil kardeşim. Anlatacağım, sakin ol. Lan neyi anlatacaksın? Mahmut... Bugün bizim misafirimiz. Tamam. Sen de sakin ol Mahmut. Oğlum bak bas git. Yemin ediyorum seni gömerim buraya. Orhan durum bizim bildiğimiz gibi değil. Ben sana anlatacağım, bir laftan anla kardeşim. Ben bunu anlatırdım da Mustafa. Dua etsin şimdi, kankamın şirketinde olay çıkarmak istemiyorum. Oğlum hala kankam diyor, ne diyorsun lan sen? Ne kankamı? Konuşuyorsun. Dur. Allah ne oluyor burada ya? Ya bu her... Lan sus. Enişte sus. Ya kanka kim bu ya? Bıdı bıdı konuşuyor burada. Tipe bak. Yok Mahmutçum. Sen birine benzettin hadi. Gel biz geçelim odama. Siz ne manalar? Gel. Azıcık zeki ol değil mi? Azıcık çabuk kavra değil mi? Allah'ım ben sana anlatacağım sonra. Mustafa. Orhan gel sen bir de bana sor kardeşim. Ulan seninle kalım lan. Tüküneyim.
Meryem. Allah Allah. Meryem. Lan bu karı nereye gidiyor böyle ya? Meryem. Ha bekle diyordum sana da beklesene. Ya beklemeyeceğim Şevket. Nereye gidiyorsun böyle tek başına? Ya sana ne, sana ne? Beni delirtme Şevket. Ya Meryem bak her şeyin bir açıklaması vardır anladın mı? Ne öyle bağırıp çağırıyorsun? Ya sen beni bırakıp gittin ya. Hem de Mukaddes'le. Yok ben yapmadım. Deli Mukaddes yaptı. Ya ne işin vardı senin onunla? Uy Meryem. Ha sen beni kıskanıyormuşsun yoksa ha? Ne kıskanması canım? Ya ben senin başını belaya sokma diye uğraşıyorum. Ama öyle delilerle, manyaklarla bir arada olmak istiyorsan buyur git. Ama sonra sakın bana gelme Şevket. Yok, yok. Sen beni kıskanıyorsun. Saçmalama. Ne saçmalayacağım da? Sen benim karımsın be. Kıskanacaksan da kıskanacaksın tabii. Niye kıskanmayacakmış? Ha bak ben sana hikaye anlatayım. O öyle değil. O Deli Mukaddes denen karı var ya. O bana dedi ki Şevket dedi beni tımarhaneye atacaklar dedi. Beni kaçır dedi. Ha o yüzden onun peşime takıldı. O, Meryem. Bana ne? Ya hep sen niye geldin ki buraya? Sen öyle durduk yere kimseye bir açıklama falan yapmazsın. Bunun için mi geldin? Öyle. Ha dedim ki ben Meryem'e hiçbir açıklamada bulunmadan çektim gittim dedim. Ha bu benim kafama takıldı. İçime sinmedi anladın mı? Kalktım geldim sana bunu anlatayım diye. Ha benim dedim bir tanecik delim var dedim. O da benim kara Meryem'imdir dedim de. Ha, ama ben şimdi gene gideceğim. Ha nereye gideceksin? Tamirhaneye mi? Yok. Az bir işim var onu halledeceğim. Meryem Hanım. Ha bak benim hakkımda sana birisi gelip de ne söylerse söylesin ona inanmayacaksın benden duymadıkça. Anladın mı? Anladım. Ha gözünle bile görsen gene benim ağzımdan duymadıkça inanmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Haydi gel bakayım inşallah. Meryem'im benim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şevket kaçar. Manyak ayol. Vallahi manyak.